Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere yeni bitirmiş olduğum programı tanıtmak istiyorum. Buradaki amacım programı satın alan firmanın bu programın nasıl kullanıldığını öğrenmesi. Ayrıca sizlerin de Excel VBA'da neler yapılabildiğini görmeniz için yapacağım arkadaşlar. Başta bir şunu söyleyeyim. Dün arkadaşlar köyde maalesef biraz soğuk aldım. Bu arada bir videoyu durdurup gerekeni yapmam gerekiyor. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar program mümkün olduğu kadar kullanışlı, basit, sade olsun diye çok çaba gösterdim. Burada 5 adet menü oluşturdum. Cari, personel, stok, proje ve kasa olmak üzere 5 adet menümüz var. Şimdi burada firma bir kamu kurumundan veya bir özel firmadan bu firmamıza Isıgen Limited şirketi buraya teklifler geliyor. Bazen malzeme alım teklifi olabiliyor. Bazen malzeme alımı ile beraber aynı zamanda işçilik olabilir. Bazen işçilik sadece işçilik olabilir. Dolayısıyla firma kendileri bir teklif oluşturuyor. Bu teklifi de sunuyorlar. Teklif onay görürse de projeye dönüştürüp projenin takibini yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi biz önce tabii bize bir teklif geldiği zaman şöyle yapıyoruz. Hemen geliyoruz teklif listesine. Burada teklif ekle diyoruz. Teklifin adını yazıyoruz arkadaşlar. Mesela ne iş olsun? Tabii ben adamların tam olarak ne iş yaptığını da bilmediğim için buraya biraz zorlanacağım gerçekten anlatmakta ama kendimce bir teklif düşüneyim. Örneğin bir firma bizden hem kablo, data kablosu hem de data prizi satın alıyor. Veya bir de mesela switch satın alıyor. Bir elektronik işi olduğunu düşünelim. Biz bunları vereceğiz. Aynı zamanda işlerini bilgisayar alıyorlar bizden öyle farz edelim. Elektronik malzeme alım ve montaj işi diyelim. Burada cariye geliyorum. Burada bizden bunu kim istemiş? Örneğin Çankaya Belediyesi olsun. İsmini kullanmakta sakınca yok herhalde. Askere bir vergi numarası yazıyorum. Vergi dairesi. Çankaya diyelim. Vergi numarası yetkili Ali Bey olsun. GSM numarası 312 miydi Ankara'nın kodu? Bilgi et çankaya.bel.tr olsun. Şehir Ankara, adres Ankara Çankaya. Burada kaydete basıyorum. Burada carimi ekleyip cariyi seçiyorum arkadaşlar. Hemen burada malzeme listesi var karşımızda. Ekle diyoruz. Örneğin bizden ne istiyorlar? Mesela stok kodu, stok adı masa üstü bilgisayar. Markası Dell. Modeli X10. Birimi adet. Tanesini 2000 lira. Biz bunun üzerine belli bir kar ekliyoruz arkadaşlar. Ve kaydete basıyoruz. Ve şu malzemeyi seçiyoruz arkadaşlar. Kaç adet istiyorlar bizden? Bundan 30 adet. Ekle dedim. Otomatikman arkadaşlar malzeme maliyetim 30 tane olduğu için her biri de 2 liradan 60 lira maliyeti. Üzerine kar koyup sattığım için de 76.800 lira malzeme karı. Teklif toplamı şu anki karım 16.800. Bir malzeme daha ekleyeyim. Mesela işçilik, bu da olsun, kablo olsun, kablo, ket kablo diyelim, ket 6 kablo, markasını bilmiyorum, modelini de bilmiyorum, rastgele yazalım. Birimi, bu da metredir arkadaşlar, metresini biz 3 liradan alıyoruz, 6 liradan ya da uygun, 6 liradan veriyoruz, %100 kar. Ve bu kabloyu da seçerek bundan da biz hani içeriye döşeyeceğiz belediyenin içine farz edelim. Bundan da bu yüzer yüzer şu onar onar şu birer birer gidiyor arkadaşlar. 1053 metre burada da kablo vereceğiz onlara. Hatta ben bunu sileyim de şunu bir daha ekleyeyim. Şöyle düz net bir sayı olsun. 1000 metre kablo olsun arkadaşlar. Tamam. Şu anda dikkat ederseniz malzeme maliyetimiz 63 bin. Malzeme toplam.
Teklif toplamımız 82.800. Karımız şu anda 19.800. Şimdi işçilik ekliyoruz. Hemen ekle diyelim. İşçilik adı kablo çekimi diyelim. Cat 6 kablo çekimi. Yine birimi metre. Maliyeti her bir metresini biz örneğin 5 liraya çekiyoruz. Maliyetimiz 5 lira. Biz bunu işte şu kadara veriyoruz arkadaşlar işçilik olarak. Teklifimiz bu. Ve bundan da yine 1000 metre çekeceğiz buradan arkadaşlar. Kaydet diyorum. Tamam. Şimdi bir de bizim konaklama giderimiz olabilir. Birkaç gün sürecek ve otelde kalacağız işçilerimizi farz edelim. Başka bir ildeyiz. 2000 lira konaklama masrafımız olacak. 1000 lira yemek masrafımız olacak. Örneğin gidip gelmek için 500 lira yakıt kullanacağız. Ve kaydete basacağım. Bunları oluşturdum. Şu anki teklifim. Dikkat ederseniz şu anda ben bu tekliften 24.050 lira kar etmiş olacağım. Ve toplam teklifim 95.550 lira. Hemen burada yazdır butonuna basarak yazdırabilirim. Önce bir kaydedelim istiyorsanız. Teklif kaydedilsi mi? Evet dedim. Teklif kaydettim. Ve şu günceleme butonundan yazdır diyerek masa üstüne teklif diyelim. Ve tabii yazıcı olsa yazdırırdı dediğim gibi her zaman. Yazıcım olmadığı için PDF olarak kaydediyorum. Şurada teklifimiz burada arkadaşlar. Bakın Sayın Çankaya Belediyesi. İhtiyacınız olan ürün hizmete ait fiyat teklifimiz aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Teklifimizin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacağını umar çalışmalarınıza başarılar dileriz. Burada masaüstü bilgisayar Dell X10 30 adet 76.800, CAT kablo 1000 metre 6000, kablo çekim işi 1000 metre 9.250, proje giderlerimiz 1 adet 3.500 lira, toplam 95.550 lira. Teklifimize KDV dahil değildir. Teklifimiz 4. ayın 6'sı 2020 tarihine kadar geçerlidir. Firma bilgilerimiz bu bizim teklif mektubumuz. Şimdi projemiz burada beklemede arkadaşlar. Onay alındıysa şöyle yapıyoruz. Dönüştür diyoruz. Projeye dönüştür. Biz bunu örneğin 5 günde bitireceksek Mart'ın 30'unda bitireceğiz mesela. Bir açıklama yazıyoruz. İşte proje başladı diyelim. Ve onayla dedik. Projemizi başlatıyoruz. Şimdi burası teklif aşamasından. Şurada dikkat ederseniz proje aşamasına geçti. İsterseniz şurada dikkat ederseniz güncelleme yapamıyoruz artık. Çünkü proje dönüştürüldü. Ben şuradaki toplamları almak istiyorum. Hani sizin de görmeniz için. Şurayı ben fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar. Böyle kalsın bir tarafta. Şimdi proje listesine geldiğim zaman burada elektronik malzeme alım ve montaj işinin beklediğini görüyorum. Proje başladı. Hemen burada durumu açık arkadaşlar. Burada işlem yapa geliyorum. Örneğin ben bilgisayarların hepsini teslim ettim. Şuradaki ya da yarısını teslim edeyim. Şuradan 20 tane bilgisayar teslim ettim. Ve bak dikkat ederseniz burada %66'ını teslim etmiş oluyorum. Şu kablonun da kaç metreydi kablo? 1000 metreydi. Bunun 500 tanesini, 500 metresini de teslim ettim farz edelim. Hemen baktığın zaman kablonun %50'ini teslim etmişim. İşçiliğin de masaüstü bilgisayarın %66'ını teslim ettiğim görünüyor burada. Bugün için kablo çektik arkadaşlar. 100 metre kablo çektik farz edelim. Ve kaydettik çıktık. Ertesi gün yine işçilerimiz işe gitti. Beraberinde şurada bir kaç bilgisayarımız kalmıştı? 10 bilgisayar kalmıştı. 10 tanesini daha götürdük. 10 tane bilgisayarı da teslim ettik arkadaşlar. Tabii bilgisayar kurulumunu da işçilik olarak ekleyebilirdik aslında. İsterseniz neyse başka bir projede onu yapalım. Şu anda dikkat ederseniz şu kablonun da 500 metresi kalmıştı. 500 metrede kabloyu teslim ettik ve kaydettik. Şimdi ben burada proje genel raporuna baktığım zaman
Malzemenin arkadaşlar 63.000 TL'lik maliyetli 19.800'e kar elde ederek %100'ünü teslim ettiğimizi buradan görüyoruz. Malzeme raporunda hepsi tamam. Bakın %100, %100 teslim edilmiş. İşçiliğe baktığımız zaman da işçiliğin %10'u teslim yapılmış arkadaşlar. %10'u, %90'ı kalmış. Yönetim giderleri yok. Ekstra giderimiz yok. Şu anki haliyle projeden 20.225 TL kar elde etmişiz arkadaşlar. Normalde karımız o 24.050 lirayken sadece malzemeyi teslim ettiğimiz için şu anda kar zarar raporuna baktığımız zaman 20.225 TL kar elde etmişiz. Yine işlem yapa geliyorum. Buradan kablo çekimimizin işte 100 metresini kullanmıştık. Şu anda tümünü kullanalım. 900 metre daha çektik ve kaydediyorum. Şimdi proje genel raporuna baktığım zaman şu anki işçiliğe baktığım zaman işçiliğin %100'ünü tamamladığımızı görüyoruz. Yönetim giderlerimiz daha giriş yapmamışız. Ekstra giderimiz yok. Şu anda projeden 24.050 lira kar elde etmişiz arkadaşlar. Çünkü teklif verirken zaten giderimiz hariçti. Şimdi işlem yap diyorum. Buradan 2.000 lira konaklama ödedik arkadaşlar. Aynı zamanda bak bunun %100'ü bitti. 1.000 lira yemek yemişiz örneğin. Ve son olarak da 500 lira yakıt kullanmışız. Tam da hesapladığımız gibi ve kaydete basıyorum. Şimdi buradan şuradaki toplamlar ile teklif aşamasında fotoğrafını çektiğim toplamları bir karşılaştırmak istiyorum. Dikkat ederseniz malzeme 63.000 lira maliyet vardı. Projede de yine 63.000 lira maliyet yaptık. Malzemede zarar etmemişiz. İşçilik gider. Toplam zararımız yok. Malzemeden 19.800 lira kar etmişiz. Bakın 19.800. İşçilikte 4.250. 4.250. Toplam 24.050 lira. 24.050 lira. Ve bu karı elde ettik arkadaşlar. Eğer biz ekstra bir giderimiz olduysa projede örneğin bir yemek verdik mesela. Böyle oradaki firmadaki yemek demeyin de. Ya bir hediye verdik mesela. Bir bilgisayar hediye ettik mesela. Bir bilgisayar da bizden olsun dedik. 2.000 TL ekledik bunu. Şu anda arkadaşlar burada zarar 2.000 lira gözüküyor. Ve projenin genel raporuna baktığımız zaman kar zarar durumda 22.050 lira kar etmiş olduk. Normalde 24.050 lira kar elde edecekken 2.000 liralık bir bilgisayar hediye ettiğimiz için bu projedeki karımız 22.050 lira oldu. İşlem yap diyerek bir 50 liralık daha mesela ne diyelim bir klavye hediye ettik 50 liralık. Şu anda bunu kaydediyoruz. Yine projenin raporuna baktığımız zaman kar zarar raporunda toplam 22.000 lira kar elde etmiş olduk. Ve bu projeyi kapatıyoruz. İşimiz tamamlandı. Projeyi kapat. Şu anda proje raporuna baktığımız zaman şurada 22.000 liralık kar elde ettiğimiz bir projemiz var. Bu proje kapanmış durumda arkadaşlar. Şimdi kasaya geliyoruz. Şurada cari listesine baktığımız zaman Çankaya Belediyesi'nin 95.550 lira bize borçlu olduğunu görüyorsunuz. Kasa işlemlerine gelip burada yeni diyorum. Şuradan cariyi seçiyorum. Burada elektronik malzeme alımı Çankaya Belediyesi'ni seçiyorum. 50.000 lira ve kaydete basıyorum. Şu anda arkadaşlar kasaya 50.000 lira girdi. Kasa bakiyesi 50.000. Şu işlemi görüyorsunuz. Gelip buradan cari listesine baktığımız zaman Çankaya Belediyesi'nin 45.550 lira borçlu olduğunu görüyorsunuz. Yine kasa işlemlerine gelip yeniye tıklıyorum. Cariyi seçip 45.550 lirayı da buraya giriyorum. 45.550 TL. Bunu da kaydediyorum. Kasaya 95.550 lira giriş oldu. Cariye geldiğim zaman bakiyesinin sıfır olduğunu görüyorsunuz. Cari ekstresine geldiğim zaman da bir iş yaptığımızı 22.03.2021'inde 95.550 liralık bir iş yaptığımızı ve iki ayrı ödemeden de bu parayı tahsil ettiğimizi buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bir de personelimiz var arkadaşlar. Personellerimizi de buradan takip edebiliyoruz. Örneğin bir personelimiz var. TC numarasını yazıyoruz. Mehmet Ay olsun. Ünvanı usta. İşe giriş tarihi
01.01.2021, maaşı 3000, GSM numarası 545, adresi Ankara dedik. Proje personelimizi kaydettik. Şu anda personelin ekstresine baktığımız zaman 8.000 TL'lik bir maaş hak ettiğini görüyoruz işe giriş girdiği günden bugüne kadar. Örneğin kendisine de ödeme yaptığımız zaman yeni diyorum, personel diyorum. Buradaki personeli seçip kendisine bir 3.000 TL ödedim. Kasadan 3.000 TL çıktı. Kasada 92.550 lira kaldı. Burada personel listesine gelip tekrar bunun ekstresine baktığımız zaman 3.000 liranın ödendiğini, 5.000 lirasının kaldığını görüyoruz. Yine kasa işlemlerinde yeni diyorum. Buradan personel diyorum. Şu personele bir 5.000 lira daha ödeme yaptım. Kaydet. Bak burada hemen yazıyor zaten. Mehmet Ay yapılan ödeme. Kaydet dedim. Ve kasada 87.550 lira kaldı. Personel listesine baktığım zaman da personelimin bir bakiyesinin olmadığını görüyorum. Burada personellerimizi de bu şekilde takip ediyoruz. Yine personel listesini ünvana göre, adına göre sıralayabiliyoruz. Arama yapabiliyoruz. Güncelleme yapabiliyoruz. Silebiliyoruz. Dışa aktar diyebiliyoruz. Personel listesini dışa aktar dediğim zaman personel listesini dışa aktardım arkadaşlar. Hemen buradan projeden ekstra reporta Faysa gelip burada personel listesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mehmet Ay bilgileri burada. Yine aynı şekilde proje raporlarından proje raporunu da dışarıya aktarabiliyor. Bu programı kapatmadan ekstra bir dosya açılmıyor. Bakın kapanan proje listesine geldiğim zaman projem listemizi de buradan görebiliyoruz. İsterseniz şöyle bir proje daha yapalım arkadaşlar. Bir proje daha yapalım. Bu sefer farklı bir işle ilgili olsun. Teklif listesine geliyorum. Ekle diyelim. Bu sefer bir kaynak işi yapıyoruz mesela. Kaynak işi. Cari seçiyorum. Burada carimiz olmadığı için ekliyoruz. Mesela Yıldız Mühendislik. Vergi dairesi Ankara. Vergi numarası şu. Adı Sinan Bey olsun. GSM numarası 533 312 e-maili boşver. Ankara adres Ankara merkez. Ve bu Yıldız Mühendisliği seçiyorum. Şimdi bunlara ne iş yapacağız? Biz bunlara ne verelim? Bir sene arkadaşlar grip olduğunu söylemiştim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne verelim? Mesela klima vereceğiz örneğin. Stok adı klima diyelim. Markası boş olsun. Modeli T50. Birimi adet. Fiyatı 2300 liradan alıyoruz. Bunun üzerine biraz karede çünkü malzemeden ve işçilikten kare diyoruz sonuçta. Malzemeyi bu şekilde yazdık. Klimayı seçiyorum. Kaç adet klima? Örneğin 20 adet klima ya da 10 adet klima veriyoruz. Şimdi ekle diyerek burada bir işçilik ekleyelim. Klima montajı kurulumu. Klima kurulumu diyelim. Klima kurulumu. İşi. Bu da adet. Biz her bir klimayı arkadaşlar örneğin 400 TL'ye kuruyoruz maliyet olarak. Fazla da olabilir. Kafadan atıyorum arkadaşlar. Her bir kurulumdan 156 lira kar ediyoruz. Bunu da seçiyorum. Kaç adet? 10 adet. 10 tane malzeme vardı çünkü. Bunu da kaydettim. Şimdi burada ne giderim olabilir? Bir yakıt giderim olabilir. 100 TL'lik. Tamam. Şimdi projemiz hazır arkadaşlar. Şimdi malzemeyi 23 liraya alıyoruz. İşçilik maliyetimiz 4000, yönetim maliyetimiz 100 lira, toplam maliyetimiz 27.100 lira. Malzeme teklif olarak 31.700 teklif edeceğiz 23.000 lira yerine. İşçilik 4000 yerine 5.560 lira ve gider olarak da 100 lira. Burada toplam 10.300 lira kar etmiş olacağız ve 37.400 lira bir teklif vereceğiz. Hemen buradan yazdıra basıyorum. Teklif mektubu yazdırılsın mı? Masa üstüne teklif 2 diyorum
Ve bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir masa üstüne bakalım. Teklifimizi açalım. Evet, bakın arkadaşlar burada Sayın Yıldız Mühendislik, ihtiyacınız olan ürün hizmete ait fiyat teklifimiz aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Teklifimizin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacağını umar. Çalışmalarınıza başarılar dileriz. Tarih burada. Klima 10 adet 31.740. Klima kurulum işi 10 adet 5.560. Proje gideri toplam 100 TL ve 37.400 liralık bir teklifimiz var. Bu teklifimizin onaylandığını farz edelim. Burada teklif listesine baktığımız zaman teklifi aşamasında olduğunu görüyorsunuz. Teklife dönüştür diyerek aynı gün mesela gerçi burada teklif oluşturma genelde bir aylık bir zaman eklemişim ama örneğin bir günde tamamlayacağız ya da ayın 24'ünde bitireceğiz mesela. Açıklamamızı yazıp onaylıyoruz. Burada teklif aşama, proje aşamasına dönüştü. Şu anda proje listesine baktığımız zaman iki tane projemiz var. Bir öncekinin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Proje kapandığı için arkadaşlar. Peki bunu biz teklif aşamasına tekrar alalım. Kaynak işi mi dedik ya biz buna? Proje dönüştüğü için değişiklik de yapamıyoruz. Ben ya bunu teklife dönüştür diyorum. Bunu güncelleyeyim. Kaynak işi demiyorum buna ya. Klima alım ve montaj işi diyelim. Kurulum işi ve kurulumu diyelim. Bu şekilde güncelleyeyim. Şu anda proje listesine baktığımız zaman az önceki teklifimizin projeye gelmediğini görüyorsunuz. Çünkü daha hala açık durumda, hala teklif aşamasında. Yapılan görüşmeler sonucunda bu işi bize verdiler. Biz bunu hemen projeye dönüştür diyoruz. Ne zaman tamamlayacağız biz bunu? Ayın 25'inde tahminen tamamlayacağız. Ve onayla deyip projeye dönüştür. Şu anda proje listesinde bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Klima alı ve kurulumu. Burada teklif listesinde dediğim gibi arkadaşlar bu güncelleyemiyorsunuz. Mesela şu projeyi sil dediğiniz zaman projeyi silemezsiniz çünkü önce teklife dönüştürmeniz lazım. Şunu silemiyoruz. Ama şunu mesela istersek proje silinemez, silmek için teklife dönüştürmeniz lazım. Yani bunu biz teklife dönüştür dediğimiz zaman teklife dönüşecek. Ondan sonra istersek silebiliriz, istersek güncelleyebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Neyse biz tekrar bunu projeye dönüştürelim. Biraz zamanınızı da alıyorum. Detaylı açıklama yapmam lazım arkadaşlar. Evet, bunu projeye dönüştürdüm. Şimdi proje listesine gelip bununla ilgili hemen işlem yapıyorum. Bakın şu anda işlem ya da genel rapora baktığım zaman şu anda malzemede hiçbir işlem yapılmadığını, işçilik, yönetim gideri, ekstra gider, kar zarar şu anda hiçbir işlemin yapılmadığını görüyorsunuz. Bu projede toplam sıfır gördüğünüz gibi. İşlem yap diyorum. Biz burada 10 tane klimayı teslim ettik veya biz 5 klimayı teslim ettik diyelim. 5 tanesini teslim ettik. Dikkat ederseniz şu anda %50'sini teslim etmiş olduk. Bir de başka ne vardı? Başka bir şey yok. 5 tanesini teslim edip 5 tanesini de kuralım isterseniz. Şöyle 5 adetini de kurduk ve kaydettik. Şu anda bunun raporuna baktığımız zaman malzemenin %50'sini teslim ettiğimizi, bu %50'sinde 4.370 lira kar elde ettiğimizi görüyorsunuz. İşçilikte de yine 750 lira kar elde ettiğimizi, yönetim giderimizin daha yerinde durduğunu, ekstra bir giderimizin olmadığını, şu anki haliyle 5.150 TL kar elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Şimdi kalanları da bir yapalım. Ertesi gün oldu farz edelim. Bunun da 5 tanesini daha. Bak mesela biz 5 değil 6 yaparsak zarar etmiş oluruz. Mesela ben bunun 6 tane dediğim zaman otomatikmen 2.300 TL'lik bir adetlik bir zarar burada işleniyor arkadaşlar. Onun için biz bu ürünü çıkarıyorum. Bakın zarar sıfırlandı ve tekrar 5 tanesini teslim ediyorum. Bir de kurulumunu da 5 adet kurulum da yapalım. Tamam. Bir de şu 100 TL'lik de yakıtımızı da girelim. Evet, toplam 10.300. Kaydediyorum. Genel rapora geldiğim zaman
Burada 10.300 lira kar elde ettiğimizi görüyorsunuz. Bir teklif aşamasına bakalım. Gerçekten 10.300 lira karımız vardı teklif aşamasında. Evet. Dikkat ederseniz 10.300 TL kar elde ediyorduk arkadaşlar. Yani ben bunu da fotoğrafını çekersem aynen projedekinin aynısını burada kullandığımızı göreceksiniz. Hemen proje listesine gelip işlem yap dediğim zaman pardon, şuna işlem yapacağız. Deri kapanmış. Evet. Aynen teklifte olduğu gibi malzemeden 23.000 lira, işçilik 4.000, yönetim giderimiz 100 TL, toplam 27.100 lira. Aynen şu aşağıda gördüğünüz gibi malzemeden 8.700 lira, 740 lira kare elde ediyoruz. Aynen şurada gördüğünüz gibi işçilikten 1560 ve toplam 10.300 TL, 10.300 lira kare elde etmiş olduk. Hemen bu projeyi de kapat diyerek projeyi de kapattı. Şu anda proje raporuna baktığım zaman toplam şu iki projeyi tamamladığımı görüyorum. Hemen cari listesine geldiğim zaman Yıldız Mühendisliğin 37.400 liralık bir borçlu olduğunu görüyorsunuz. Kasa işlemlerine gelip burada yeni diyorum. Cariyi seçiyorum. Yıldız Mühendislik ne kadar? 37.400. Hemen direkt 37.400 yazayım. Kaydete basıyorum. Kasaya arkadaşlar 132.950 lira girdi. Çıkan 8.000. Bak kasa bakiyesi bu kadar. Yine cari listesine baktığım zaman da şu anda bakiyesi olmadığını görüyorsunuz. Eğer kasa işlemlerine gelip şu klima kurulum tahsilatı 37.400 lirayı sil derseniz otomatikman kasadan düşürecektir arkadaşlar. Şimdi güncellemesini yapmamışım. Dikkat edin, bu silin altına bunu güncelle demem lazımdı. Onu da ekleyeceğim. Hatta şimdi ekleyeyim. Geliştirici. Kasaya geliyorum. Az önce sile bastığım zaman cari toplamları hesapla. Bir de kasa toplamları dememişim arkadaşlar. Bakın. Bir nokta kasa toplamları da demem lazımdı. Onu da ekledikten sonra şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şimdi gelip mesela tekrar buradan yeni diyorum. Şu Yıldız 37.400 lirayı tekrar ekliyorum. 37.400 TL. Kaydet diyorum. Kaydettim. Kasaya 124.950 TL bakiyesi oldu. Cari listesine geldiğim zaman bakiyesinin olmadığını görüyorsunuz. Az önceki hesabı tekrar sileyim. Da sil dedi. Az önce arkadaşlar şurası yenilenmemişti. Kodlarını unutmuştum. Bakın şu anda yenilendi gördüğünüz gibi. Tekrar yeni diyorum. Şuradan pardon, cariyi seçiyorum. 37.400 TL ve kaydet dedim. Kaydettim. Evet, şu ana kadar projelerimiz bu şekilde. Peki bütün bu projeleri örneğin geriye doğru silmek istiyoruz. Bakın nasıl yapabiliriz? Yani bu işlemler yapılıp iş iptal edilmiş farz edelim. Bunun için şunu yapacağız. Şu projeyi aç diyeceğiz. Proje açıldı. Şu projeyi de aç diyoruz. Proje yine açıldı arkadaşlar. Proje raporunda bir şey olmadığını görüyorsunuz. Çünkü biten proje yok. Burası biten projedir. Kapatılan proje olmadığını görüyorsunuz. Ben burada gelip tekliflerimi tekrar buradan dönüştür deyip teklife dönüştür dediğim zaman tüm veriler silindi. Şunu da teklife dönüştür diyorum. Ve şu anda hiçbir işlem yok arkadaşlar artık. Cari listesine geldiğim zaman hepsinin borç ödediği bakiyesi sıfır. Kasa işlemlerine geldiğim zaman sadece yapılan maaş ödemesi var. Kasada eksi 8.000 lira düştü. Ve hiçbir işlem şu anda yok. Her şey sıfırlandı arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Projeyi yine burada yedekle diyerek yedekleyebiliyoruz. Kaydet diyerek kaydedebiliyoruz. Ve buradan programı sıfırla diyerek tüm verileri silerek programı sıfır hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Her şeyi sıfırladı. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem kalmadı. Program sıfır kullanıma hazır hale geldi tekrar. Yani oldukça kullanışlı. Tüm sektöre hitap ediyor arkadaşlar. Yani
Ne iş yapıyorsanız yapın. Bu tüm sektöre hitap eden bir proje. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanalı@gmail.com üzerinde benimle iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir videoyu beğendiyseniz, programı beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, abone değilseniz bu tür eğitimlerin, bu tür tanıtımların devamı için abone olmayı da unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.